Adnan Oktar ve Bilim Araştırma Vakfı'na atılan iftiralardan bir tanesi de şantaj yapıldığı iddiası ve şantaj kasetleri olduğu iddiasıydı. Bu iddia da son derece asılsız, külliyen yalandır. 1999 yılında da yine yapılan hukuksuz operasyonda aynı benzerlik söz konusuydu. Yine böyle şantaj kasetleri var iddiası ortaya atıldı. Ve hatta bir takım kasetler de getirildi o dönemde. Sonra bakıldı ki bunlar belgesel filmler olduğu anlaşıldı. Yani tek bir şantaj kasetine bile rastlanmadı. Ve hiçbir şekilde böyle bir suç unsuruna, buna yani delil olacak herhangi bir suç unsuruna da rastlanmadı. Çünkü hiçbir şantaj kaseti yoktu. Dolayısıyla kimseye de şantaj yapılmadı. O dönemde de kendisini şantaj mağduru olarak gösteren hiç kimse olmadı. Hatta kendilerine sorular yöneltildiğinde bu kişiler kesinlikle böyle bir şey olmadığını ifade ettiler. Şimdi bugün de aynı suçlama önümüze geliyor. Yani deniyor ki ortada bir takım şantaj kasetleri var. Bu bir takım basında yer alıyor bu iddia. Halbuki ortada tek bir tane bile şantaj kaseti yok. Hatta bırakın şantaj kasetini, tek bir fotoğraf bile yok. Ve buna yönelik herhangi bir suç unsuru da yok. Kesinlikle herhangi bir şantaj yapılmamıştır. Bu da bunun açık delilidir zaten. Baktığımız zaman kendisine şantaj yapıldığını söyleyen kimse de yok. O dönemde, 99'daki dönemde mahkemeye bahçe kameralarını getirmişlerdi. İşte gizli kamera diye. Sonra mahkeme bunları zaten bilirkişiyle bahçe kamerası olduğunu açıklamıştı. Bu dönemde de hatta televizyondaki görüntülerde de var. İşte kamera görüntüleri diye gösterilen görüntülerin tamamen bahçe ve yolları görüntüleyen güvenlik kameraları olduğu ortaya çıktı. Yani kesinlikle öyle suç unsuru teşkil edecek bir kamera sistemi de yok. Bunların hepsi tamamen safsata. Dolayısıyla bu iddia da tamamen çürütülmüştür.